Merhaba, ben Ahmet Berkin Günsel. Muğla Sutku Koçman Üniversitesi'nde heykel bölümünde yüksek yapmaktayım. Akbank Günümüz Sanatçılar Ödülü sergisinde Tecrit isimli çalışmam yer almaktadır. Tecrit, tanım olarak bir bireyin toplumdan soyutlanması, uzaklaştırılması anlamına geliyor. Toplumsal manipülasyonlar sonucunda birey toplumdan ayrılabilir. Eserimde bunu anlatmak istedim. Merhaba, ben Ali Kanal. İzmir'de yaşayan ve üreten bir sanatçıyım. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Ana Sanat Dalı'ndan mezunum. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları sergisinde yer alan iki adet fotoğraf çalışmamın ismi Araf Ağacı. Bu sergide yer alan iki fotoğraf çalışması İzmir'deki Eski Sümer Vakıf Fabrikası'nda karşılaştığım ağaçlarla alakalı. Bu fabrika alanı içerisinde yer alan ağaçların köklerinden sökülmüş ve ölüme terk edilmiş halleriyle ölüm ve yaşam arasında Arap bölgede bir şekilde yaşamaya çalışmaları ve bu direnci anlatmak istedim. Ben Begüm Çelik, Sabancı Üniversitesi Sanat Bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Yeni medya sanatı alanında işler üretiyorum. Aynı zamanda teknolojiyi kullanan sanat eserlerinin korunması ve arşivlenmesi üzerine çalışıyorum. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödüllü sergisinde Şansına Yazar isimli interaktif işimle bulunuyorum. Bu işte çok temelden şansla ilişkilendirdiğimiz zarları kullanıyorum ve izleyiciye zar attırıyorum. Bu zarların sayısı o sırada 6 farklı haber sitesinde bültende olan hangi haberin geleceğini belirliyor. Ancak haberin kendisini izleyiciye okutmuyorum. Haberi önce yapay zekaya gönderiyorum, tekrar oluşturuyorum ve bu haberi sunuyorum. Yani izleyici işle oyun oynarken arka planda ben de izleyiciyle oyun oynuyorum. Şansı odağına alan bu işimde bilgisayardaki sözle rastlantısallık kavramına ve günümüzde karşılaştığımız haber kaynaklarına atıfta bulunuyorum. Merhaba, ben Betül Sertkaya, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü resim bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisine Anılar Bunlarla Yapılmıştır adlı çalışmamla katıldım. Bu seri 5 kanaldan oluşan bir tipografik animasyon serisidir. Kendi anı fotoğraflarımdan yola çıkarak oluşturdum bu seriyi. Her ne kadar kişisel tarihimi içerse de dil aracılığıyla nesneleşerek anonimleşmiş oldu. Ayrıca retinal olan estetik algısından uzak kalmaya çalışarak izleyiciye boşluklar vermek motive kaynaklarımdan birisi oldu. Hızlı ve kolay tüketilebilen imajlar dünyasında en az veriyle göstermenin ironisini aradım. Merhaba, ben Cemil Olguncan. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunuyum. Yaptığım işlerde ana konu olarak kent, kent kimliği ve burada yaşayan toplumsal sınıfı ele almaktayım. Eski geleneksel diye tabir edilen yaşam alanlarını yıkıp burada yeni bir yaşam alanı, sosyal diye tabir edilen yeni yaşam tarzı sunulmaktadır. Bu yaşam tarzıyla birlikte burada yaşayan insanlar soylulaştırma adı altında kent çeperleri dışına itilmektedir. Orada yaşamaya maruz bırakılmaktadır. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödüllü Sergisi'nde katıldığım Yalnız Tutun İş adlı işimde bu yeni bize sunulan kent imajının aslında kimler için olduğunu, insanın bu kent imajı içerisindeki konumunu ve insanın bu kent içerisinde, kent ortamı içerisinde ne kadar yalnız kaldığı sorusunu sormaktayım. Merhaba, ben Dilara Başkörlü. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar mezunuyum. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisinde Dönüşen İnsan isimli eserimle yer alıyorum. Bu eserde eski arşivlerden topladığım kadın fotoğraflarının makine öğrenimi yoluyla formlarının değişimini görüyoruz. Bu dönüşümler insanın ve kadının tarihsel, psikolojik, sosyolojik ve birçok anlamda alegorik bir temsilidir. Merhaba, ben Emre Çalış. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde araştırma görevlisiyim. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisinde Habitat adlı eserimde yer alıyorum. Habitat adlı eserimde izler üzerine ilerlediğim bir çalışma. Habitat adlı çalışmam artık orada olmayanın, geride bıraktığı izler üzerine eğilen, sizi bu izler üzerinde geçmişle bir hesaplaşmaya sokan bir çalışma. Merhaba, ben İrem Sezer.
Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü mezunuyum. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödüllü Sergisi'nde Kulaktan Kulağa isimli video performansımla yer almaktayım. Genellikle işlerimde tekrar ve fark üzerinden diyalog kavramını irdelemeye çalışıyorum. Kulaktan Kulağa isimli işimde de öksürük sesiyle birlikte kendi kendine kurulan hastalıklı bir diyaloğu göstermeye çalıştım. İsmim Lalin Mercan, Goldsmith mezunuyum. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları sergisindeki işim Tanıdık Dünyayı, tekil bir kahraman içermeyen hikaye anlatımına ve insanın doğa tanrının bir parçası olduğunun bilincinde olduğu zamanlara duyulan özlemin bir ifadesi olarak nitelendirebiliyorum şu an. Fakat temelde taslağı olmayan bu otomatik çizimler bilinç akışının içinde belli bir düşünceye bağlı kalmadan çeşitli olasılıkların peşinden giderek oluştular ve böylelikle kendiliğinden var olan ihtimallerini araştırdılar. Merhaba, ben Nazifcan Akçalı. Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı'ndan mezun oldum. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi'nde Ortodoksya Nervosa adlı eserimle yer almaktayım. Ortodoksya Nervosa, kişinin sağlıklı yaşam hakkında edindiği bilgileri takıntılı bir boyuta taşıyarak edindiği psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanabilir. Ortodoksya Nervosa'lı bireyler sürekli gelecek öğünlerini planlar, zararlı bir şey tükettiklerinde suçlu hisseder, doğal ve organik ürünler bulmaya çalışır, bolca egzersiz yapar ve boş zamanlarını daha sağlıklı olmak için araştırma yaparak geçirirler. Ben de Ortodoksya Nervosa'lı bir birey olarak meşhur Latince söz mens sana in corpore sano, yani sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur cümlesini tekrar sorgulamak istedim. Merhaba, ben Özlem Cıbır. Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bu seneki 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi'nde Yanımda adlı video çalışmam yer alıyor. Yaptığım Yanımda adlı video çalışmasında eksiklik olan soyut ifadeyi somutlaştırarak salıncak üzerinden bir anlatıma gittim. En basit ifadeyle salıncak bizde belli izleri olan bir imge. Bu bağlamda salıncak çocukluktan gelen izlenimin göstergesi. Yaptığım çalışma aynı zamanda geçmişi yeniden deneyimlemeye ve o anın duygularına erişmektedir diyebilirim. Merhaba, ben Özlem Köse. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezunum. Yüksek lisansım da aynı yerden. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi'ne Kazıma isimli 2018 yapımı bir videoyla katıldım. Ve bu videoda aslında düşünceyle, yaşamla bir çatışma durumu ve bu çatışmanın üretime dönüştürülmesi söz konusu. Ve videoda yer alan öğeler ise pastel boya ve kağıt. Bunlar da sanat alanına dair nesneler. Bunlar da sorunun aslında sanat alanının kendisiyle ilgili olduğunu gösteriyor. Merhaba, ben Rıdvan Aşar. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi'nde ben de Reçete Selim'le yer almaktayım. Reçete serisi, gündelik hayatta yaşamlarımıza müdahale eden siyasal otoritenin takvim biçimleriyle gelişti. Bu otoriteye sahip iktidarlar, kendilerini gerçekleştirme alanı, onu çevreleyen ve kamufle eden imajlardan oluşur. Bu seriye ait çalışmalar, iktidarın bağımlı olduğu, saplantılı haline getirdiği, arzu ve benzeri duyguları teşhis etmekle birlikte sanatsal bir ifade biçimi olarak ele aldığımı söyleyebilirim. Merhaba, ben Sümeyra Çetin. Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi'nde Nevrotik Arınma isimli video performansımla yer alıyorum. Nevrotik arınma bireydeki psikopatolojik davranış biçimlerini ele alır. Bu davranış biçimleri çeşitli kaygılar sonucunda ortaya çıkar. Aynı zamanda da öznel deneyimin bir yansımasıdır. Merhaba, ben Yasemin Kaplan. Afyonkarahisar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde araştırma görevlisiyim. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi'ne Unutmak İstemiyorum adlı çalışmamla katılıyorum. Bu çalışmam Kendimle Bir Gün adlı serime ait bir çalışma ve kendimi aramaya çıktığım bir yolculuğu temsil etmekte. Merhaba, ben Zülkifiye Esin. Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldum. Batman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödüllü Sergisi'nde Heterotopik Denemeler adlı eserimle yer almaktayım.
Lisans döneminde Habibe Tuba Bölük hocamızla birlikte imge üzerine yaptığımız çalışmalardan yola çıkarak eser oluşturulmuştu. Foucault'un metinlerinde görünen heterotopya kavramı alışılmışın dışında tuhaf alanları bir araya getirerekten bilginin zemini istikrarsızlaştırır. Birbirinden bağımsız görünen tıbbi antropoloji ve mitoloji disiplinlerin çağırdığı kelimeler ve imgeler kural dışı bir düzensizlikle bir araya getirilerekten eser oluşturulmuştur.